Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bisikleti yıkadım. Çok güzel oldu. Tertemiz. Cillop gibi maşallah. Şimdi bisikletin tanıtım videosunu çekeceğim. Bisikletin özelliklerini, daha önce bisikleti alırken neler geldi, ben ekstra neler taktım, ne gibi faydaları oldu, ne gibi zararları oldu, ne tarz lastik kullanmalısınız, hangi tarz yolda, bu tarz bilgiler vereceğim. İnşallah faydalı olur size bu bilgiler. Şimdi videomuzu incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, bisikletim YT Capra Pro full karbon modeli. 29 jant. Bundan önce Giant Terrence 2 kullanıyordum. O 27,5'tu. Bizim bisikleti kullandığımız yerler genelde taşlık, kayalık ve sert downhill inişlerin olduğu yerler olduğu için 29 jant lastiğin çok daha faydalı olacağına karar verdim ve 29 jant aldım. Çünkü YT'nin Capra modeli, YT Capra Pro Race en top modeli. Daha önce tanıtımını çekmiştik, Akın'ın bisikleti. Bir de bir altı var, YT Capra Pro. O da bu benim bisikletim. Ben 4900 dolar ödedim. Bunu 3 ay önce aldım. Mahsus 3 ay bekledim video tanıtım çekmek için ki hani biraz kullanayım. Diğer bisiklete göre, benim bisikletime göre ne farkları var, ne avantajları var, bunları da size rahat anlatabileyim diye. Dolayısıyla ben buna 4800 küsür dolar ödedim vergisiyle birlikte. Bugünkü kuruyla doların aşağı yukarı işte 20-25 bin lira gibi bir para ediyor. Ama tabii bu Türk parasına vurduğunda, böyle burada hani alım gücü birim olarak düşünürsek 4800 birim, yani Türkiye Türk parasına göre düşünürseniz 4800 TL gibi, hani birim olarak hesaplarsak öyle düşünün. Bisiklet dediğim gibi 29 jant. Çok sorduğun sorulardan biri. Benim boyum 1.77-1.78 civarı. Bisiklet medium size, bana gayet iyi. Özellikle ben YT'nin sitesine girip araştırdım. Ve bana hani body, vücut ölçülerimle medium size'ın uygun olduğunu karar verdim ve aldım. Hatta bir iki tane test sürüşü yaptık. Farklı kapralarla, Jeffsi de kullandık. YT'nin diğer bir modeli, ama biraz daha bunlar long travel, yani uzun süspansiyon denilen bisiklet kategorisine giriyor. Dolayısıyla Capra'da, yani Capra 29 ve medium size'da karar kıldım. Long travel demişken, yani uzun süspansiyon demişken, ondan da biraz bahsedeyim. Bu bisikletin ön süspansiyonu Fox 36 Performance Elite modeli var. 160 mm. Aynı şekilde yine orta süspansiyonu da 160 mm. Bu da yine Fox'un Float DPX2 modeli. Yani komponentleri olarak çok iyi bir bisiklet. Çok araştırdım, dediğim gibi birçok bisiklete baktım. Intense'e baktım, Santa Cruz'a baktım, Trek'e baktım. Trek'te çok karar kılmıştım ama aşırı pahalı geldi. Normalde bu kategorideki bir bisiklet Trek'te 10 bin dolardı. Ben bunu 5 bin dolar aldım. Neyse, Fox Elite 36 Performance Fork var dediğim gibi. 160 mm. Akın'ın bisikleti Pro Race 180'e 180, çünkü o 27,5 jantlı. Bu 29 olduğu için 29'larda 160 kullanıyorlar. Özelliği nedir? Benim Giant, diğer bir önceki Giant'ım 140'a 140'tı. Farkı ne? Arkadaşlar çok daha ön lastik, çok daha yere açısı daha yatay. Yani benim bir önceki bisikletim şöyle, şu forku şöyle göstereyim. Bir önceki bisikletim şöyleydi, ön tekerleğin yere açısı. Bu biraz daha gördüğünüz gibi böyle. Yani dolayısıyla daha böyle dik kayalıklardan, yokuşlardan, taşlık alanlardan indiğinizde daha dengeli bir dağılım sağlıyor. Gördüğünüz gibi koltuk da tam bisikletin merkezine doğru iniyor. Arkaya değil, daha öne yakın. Evet, bu bisiklet biraz daha tırmanışlarda, yokuş çıkışlarda biraz daha sıkıntı yaratabiliyor. Ama onu da bir takım şeylerle çözdüm.
Nasıl? Bisiklet Race Face'in 32 dişli ringiyle geliyor. Ring, chain ring deniyor buna. Yani bu sanırım Türkiye'de ayna kol deniyor. Tekli 1x11 vites sistemi var. Shimano'nun XTR modeli. 1x11 biliyorsunuz daha bisikletlerinde orta çark tekli ve küçük kullanılıyor. Arkadaki çarklar fazlalaştırılıyor. 1x12 olan modeli en kullanışlı olan aslında ama bu YT 1x11 kullanıyor, E13 kullanıyor. E13 kullanmasının sebebini de şöyle açıklıyor internet sitesinde. Bizim diyor E13'in çarkı, arka çarkı %40 1x12 olan çarktan %40 daha iyi diyor. Bunu bir takım tabii verilerle anlatıyor ama bu hani tartışılır bir konu. Herkese göre değişebilir. Ben memnun muyum? Memnunum. Nasıl memnunum? Şöyle ki bu 32'lik ring, chain ring ile geliyordu. Yani 32 chain ring demek şu dişlerin 32 tane olması demek. Ben bunu 28 ile değiştirdim. 30'u var, 28'i var, hatta 26'sı da var. 26 ile değiştirmedim. Eğer bunu 26 ile değiştirseydim bu zinciri de bol gelecekti. Zincirden de diş çıkarmam gerekecekti. Onu yapmadım. 28 ile değiştirdim. Bu 28 yani bunun küçülmesi yokuş çıkmalarda çok faydası oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla 28 ile değiştirdim. Bu orijinalinde gelmemişti. Şöyle E13'ün gördüğünüz gibi zincir hani koruyucusu var. Hem altta hem üstte. Bu ne işe yarıyor? Sallantılarda, çok büyük sallantılarda zincirin vurup buradan çıkmasını, sekmesini engelliyor. Şöyle bir kilit mekanizması var. Dediğim gibi onun haricinde bisiklet 13.7 kilogram ağırlığı. Gayet iyi bir ağırlık. Şu ön çamurluğu ben sonradan taktım. Ekstra aldım. Pedallar zaten pedalsız geliyor bisikletler biliyorsunuz. Stamping pedallarından aldım, taktım. Gördüğünüz gibi taşlara, kayalıklara vurmaktan 3 aylık kullanım sonucunda ne hale geldiğini görüyorsunuz. O yüzden çok da pahalısını almamayı bu yüzden düşündüm. Çünkü zaten 3-5 ayda bu hale geliyor. Ama mesela şu krenki korumak için şöyle bir koruyucu malzeme var. Bunu taktım. Çok işe yarıyor. O taşlara vurduğu zaman bisikletin krenk kolunun zedelenmesini engelliyor. Disk boyutları, frenlerden bahsedeyim biraz. Disk boyutları 180 mm. En önemli özelliği frenlerin E13'in 4 pistonlu fren sistemi kullanılmış. Benim Giant'ımda 2 piston vardı arkadaşlar. Gerçekten durmuyordu bisiklet. Yani çok dik ve tehlikeli yerlerden iniyoruz. Gerçekten bisiklet durmuyordu. Yani ben bir freni bu bisikleti aldıktan sonra keşfettim. Gerçekten inanılmaz. Yani 4 piston, 2 tane burada, 2 tane burada. 4 pistonlu bir fren sistemi var. Dolayısıyla aşırı güven sağlıyor. Yani araba freni gibi, sıktığınız gibi duruyor frenler. Bisiklet. Dediğim gibi orta şok Fox'un Float DPX modeli. DPX 2 modeli. Buradan sertliğini, yumuşaklığını ayarlıyorsunuz. İnişlerde bu aşamaya getiriyorum. Zaten bir tavşan, bir kaplumbağa resmi var burada. İnişlerde daha yumuşuyor. Daha fazla süspansiyon basıyor ve hani absorbe ediyor bir takım hoplama, zıplamalarda bisikletin daha yere vurduğunda daha az size titreşim vermesini ve dengenizi bozmamanız için bu tepkileri absorbe ediyor. Bu yokuş tırmanı, bu normal kapalı modu. Bu da yokuş tırmanırken bunu kullanıyorum. Daha sertleşiyor. Dolayısıyla pedal bastığınızda bastığınız ayak gücünüzün gücünü bu almıyor. Pedallara aktarıyor. Direkt daha kolay tırmanıyorsunuz. Onun haricinde dropper post var. Gördüğünüz gibi dropper post nedir? Bu yeni nesil dağ bisikletlerinde kullanılan bir sistem. Koltuğun sürüş tarzına göre inip kalkmasını sağlıyor. Yani şu gördüğünüz şekil iniş şekli. Yani böyle yaptığınız zaman vücudunuzu daha arkaya vererek bisikletin ağırlığını arkaya verip öne doğru takla atmayı veya daha büyük kayalıkların, taşlıkların atlamanızı sağlayan bir sistem. Ama tabi bu yokuş tırmanırken çok dezavantaj. Yokuş tırmanırken ne yapmak gerekiyor? Mümkün olduğunca yükselmek gerekiyor. Genelde hani eskiden ayağa kalkılırdı ya pedal çevirirken. Şimdi bunu şöyle çözmüşler. Ayağa kalkmıyorsunuz. Dropper post var buradan. Şöyle göstereyim. Şurada kolu var.
Gördüğünüz gibi bu kola bastırdığınız zaman koltuk kalkıyor. Dolayısıyla yokuş tırmanma moduna geçmiş oluyor bisiklet. Tekrar yokuş ineceğiniz zaman zaten üstünde oturduğunuz için koltuğun bu düğmeye tekrar bastığınızda koltuk zaten tekrar iniyor aşağıya. İniş pozisyonuna geçiyor. Koltuğu değiştirdim. Koltuk orijinal E13 koltuğu vardı. Orijinal koltuğu değil YT'nin. Fabric iyi bir marka. Fabric marka bir koltuk aldım. Eğimi çok daha iyi. Yani uzun sürüşlerde, yokuş tırmanmalarda falan biraz daha tabii bisiklet downhill'e uygun yapıldığı için biraz daha şöyleydi eğimi. Tırmanırken ağırlığınızı öne verip daha rahat çıkmanız için. Fakat aşırı yoruyordu. Yani çok ağrıtıyordu. Dolayısıyla böyle bir çözüm bulduk. Buna da çok memnunum koltuktan da. 40-50 dolara bir şey, öyle bir şeydi galiba. 50 dolara aldım. Onun haricinde ekstra çamurluğu taktım dediğim gibi. Pedalları değiştirdim. Chain ringi değiştirdim. Ha şu koruyucu gri plastik materyal zaten vardı orijinalinde ama sizin görmediğiniz üstteki frame'in yani şu arka maşanın üstündeki bölümde bir koruyucu şeffaf bir madde var. Buralar çok fazla ayak pedal çevirirken ayağın arka tarafı buraya çarptığı zaman boyasını falan çiziyor bisikletin. Dolayısıyla bunun için şöyle bir görüyorsunuzdur. Şeffaf koruyucular var. Belli yerlerine yapıştırıyorsunuz. Tabii ön forka yapıştırmadım. Pişman oldum. Gördüğünüz gibi çizildi. Bayağı bir çizikler var ön forkta. Ama bunun şu çıkartmaları satılıyor. Alıp yenileyeceğim onları. Gelelim lastik olayına. Şimdi lastik normalde YT Capra modelleri E13 ile geliyor. E13 aslında downhill için inanılmaz performanslı bir lastik. Çok yumuşak. İnişlerde dişleri çok yumuşak, çok güzel yol tutuyor. Aşırı faydalı fakat dezavantajları da var. Dezavantajları neler? Birincisi çok çabuk aşınıyor. Çok yumuşak olduğu için. Gördüğünüz gibi arka lastiğimi şöyle göstereyim. Bakın benim artık dişmiş kalmadı. 3 aylık kullanımda olan bir şey bu. Ya tabii ki çok dik yerlerde indiğim zaman çok fren kullanıyoruz, arka fren kullanıyoruz ama normalde benim daha önceki bisikletimde Maxxis kullanıyordum. Maxxis DH2 diye bir modeli var. O çok daha 6 ay 7 ayı buluyordu yıpranması. Bu lastikler sonuçta 45-50 dolarlık lastikler. Hani diyorsanız ki ben bu kadar sıklıkla lastik değiştiremem, çok yoğun kullanıyorum bisikleti, Maxxis kullanmanızı tercih ederim. Öneririm. Ama performans olarak E13'den çok memnunum. Lakin çok yumuşak, çok çabuk yıpranıyor. Zaten yeni lastiklerin de siparişini verdim. Mahsus lastikleri değiştirdikten sonra videoyu çekmiyorum ki hani 3 ay kullanımda bir de yoğun çok aşırı biz haftada en az 3 gün bisiklete biniyoruz ve çok dik yerlerden indiğimiz için çok fazla kullanıyoruz arka freni. Hani ne kullanımda ne kadar yıprandığı ile ilgili bilginiz olsun diye mahsus değiştirmeden çektim. Tabii ön lastik ona nazaran daha az yıpranmış durumda. Şöyle gördüğünüz gibi dişleri gayet yerinde. Dediğim gibi yani kullanırsanız eğer çok iniş yapıyorsanız, çok sert yerlerden, kayalıklardan iniyorsanız E13'i öneririm ama çok çabuk yıpranıyor. Yani her 3 ayda bir biz 100 dolar veremeyiz diyorsanız ki çok haklısınız. Ben sizin yanında olsam Maxxis kullanırım. Ben de zaten Maxxis sipariş verdim. Gördüğünüz gibi Race Face'in Turbine 2 Turbine 2 denilen bir modeli kullanılmış handlebar'da, gidonda. Kendi elcikleri var. Bunun orijinal elcikleri. Elciklerini değiştirmedim. Gayet de memnunum. Bir sıkıntısı yok. Eldivenle kullandığınız için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bisiklet full karbon. Dediğim gibi gördüğünüz gibi şöyle. Sesten de anlaşıldığı gibi. İçi boş gibi duruyor. Buradan ön forkun hava ayarı yapılıyor. Şurada altta ribant ayarı var. Şurada göstereyim şöyle. Altta bir sibop gibi bir şey var. Oradan ribant ayarı yapabiliyoruz. Buradan ön süspansiyonun sertliğini ve yumuşaklığını ayarlıyoruz. Kullandığımız bitki örtüsüne göre tırmanıyor muyuz, iniyor muyuz, kayalık mı, düz mü, asfalt mı, nedir? Ona göre. Başka bir şey kaldı mı bilmiyorum. Dediğim gibi bisikleti 4850 civarlarına, 4900 dolara aldım. Artı bir 250 dolar da ekstra masraf ettim aldığım materyallere.
13.7 kilo full karbon. Piyasada başka markalarda, muadil markalarda, mesela Santa Cruz'da 9.700 dolar. Intense'de 9.000 dolar. Bu kategoride bu komponentlerle donanmış bisiklet, 29 jant zaten çok fazla, her modelin iyi modeli, her markanın iyi modelleri yok 29 olarak. Komensal iyi bir bisiklet ama Komensal alacaktım aslında. Çok beğeniyorum. Hatta kırmızı Rakşak forku vardır önünde, belki öyle hatırlarsanız. Minimum 3 ay teslim tarihi veriyorlar. Dolayısıyla 3 ay demek ne demek? İşte ben bu bisikleti aldım, 3 ay bisiklet eskidi neredeyse. Yani 3 ay az bir zaman değil. O yüzden Komensal'dan vazgeçtim. YT'nin test sürüşünü yaptım. Zaten YT'nin Kaliforniya'daki fabrika mağazası bizim buraya çok yakın. Bize bir 30-35 dakika. Gittik orada defalarca deneme test sürüşü yaptık. Bisikletleri inceledik. Teknisyenlerle konuştuk ve karar verdim. Bunu aldım. Çok da memnunum bisikletimden. Her türlü koşula uygun hale geldi. Akın'ın dediğine göre lastikleri Maxxis yaparsam tırmanış ve dönüş açısından çok daha rahat edeceksin dedi. O çünkü Maxxis'le değiştirmişti benden önce. Bu hafta yeni lastiklerini takacağım. Onunla da ilgili kullandıktan sonra onunla da ilgili size bilgi veririm. Hani Maxxis'le E13'in farkından bahsederim. Ha, dediğim gibi yani bisikletten çok memnunum. Hani Türkiye, bir arkadaş yazmış yorumların altına, YT Türkiye'ye teslim etmiyor diye, ama sanırım benim bir tanıdığım var. Almanya'dan gidip almıştı zaten. Alman malı. Tayvan'da yapılıyor ama Alman üretimi bir bisiklet. Almanya'dan almıştı galiba. Ancak öyle ulaşabilirsiniz eğer Türkiye'de bir distribütörü yoksa. Onun haricinde 3 aydır kullanıyorum dediğim gibi. Bisikletten çok memnunum. Özellikle downhill'leri, inişleri, kayalıklarda, bozuk alanlarda, dik yerlerde inişlerinden çok memnunum. Yani gerekli teknikleri kullandığınızda bisiklet de sizi çok fazla support ediyor, yani destekliyor ve güzel bir performans sergilemenizi sağlıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Biz de burada çok araştırdık. YT burada da çok tutulan bir marka. Yani emin olun, trail'lara gittiğimizde insanlar durduruyor. Aa, YT Capra mı? Bakabilir miyiz falan. Deneme sürüş yapmak isteyenler falan bile oluyor. Burada da çünkü çok böyle bol yok. Çünkü bugün almaya çalışsanız hani 2 ay sonra, 3 ay sonra delivery, teslim tarihi veriyorlar. Dolayısıyla çok tutulan, beğenilen bir bisiklet. Kesinlikle öneriyorum. Gayet memnunum. Her özelliğinden. Özellikle frenleri çok iyi. 3 aylık kullanım sonunda söylüyorum bunu. Gördüğünüz gibi bisiklet de bu durumda. 3 aylık kullanım sonrasında. Şimdi bir elektrikli bisiklet alma planlarımız var bu kış. Çünkü onlar için de daha farklı parkurlar var. Yani elektrikli bisiklet biraz daha ağır olduğu için sizin normal bisiklette yapacağınız teknikleri geliştirmenizi daha hızlandırıyor, daha iyi sağlıyor. Onlarla da ilgili tanıtım videoları çekeceğiz. Bugünlük bu kadar. Eğer bisikletle ilgili sorularınız olursa hiç çekinmeden bana sorabilirsiniz. Mümkün mertebe cevaplarım. Dediğim gibi yani bu zamana kadar benim 6. bisikletim. Çok fazla bisiklet değiştirdim. Ama en memnun olduğum bisiklet şu anda YT Capra Pro. Kendisiyle gayet iyi anlaşıyoruz. Herkese de sonuna kadar tavsiye ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz.